Günaydın. Nasılsınız? Saçım başım aşırı dağınık. Hiç bakmayın böyle gözüktüğüme. Hatta kapatayım çünkü kendimi iyi hissetmiyorum öyle. Ay böyle çok komik oldum. Böyle şey olur ya böyle. Ne denir? Filmlerde mahzene falan ilerler. Böyle illüminatıcılar böyle şeyler takarlar, pelerinler. Toplantıya giderler. Öyle oldum. Şimdi ben Nur Topsaçan'ın yanına gidiyorum. Bugün onun kanalına konuk olacağım. Biliyorsunuz buralarda neler dönüyor bir bilsen de bir kanalı var ve çok komik. Ben çok eğleniyorum. Sağ olsun beni de davet etti. Ben de bugün gidiyorum. Bugün hiçbir işim yok. Tüm günümü ona ayırdım. Gideceğim rahat rahat orada kahvemi içeceğim, çayımı içeceğim, videomu çekeceğim. Çok güleceğimizi düşünüyorum ve orada çok yetenekli makyaj artistleri var. Normalde ben Berk'le gidecektim. Orada Berk makyajımı yapacaktı, videoyu çekecektik. Ama orada da çok yetenekli makyaj artistleri var. O yüzden hiç ben Berk'imi, Merk'imi yormayayım dedim. Bakalım benim bildiğim bir Musti Kika var. Onu çok merak ediyorum. Çok yetenekli bir makyaj artisti aslında. Onu yapmasını çok istiyorum. Dün gece yelpazemi çok aradım. Arkadaşım onu Amerika'dan yelpaze getirmişti. İki tane vardı evde. İkisi de yok. Kim çaldıysa Allah belasını versin. Çok güzel onlar. Tam drag queen yelpaze. Böyle tak diye atıyordunuz aşağıya. Ama o yelpazelerimi bulamadım. O yüzden üzgünüm. Sadece ben yanıma topuklu ayakkabılarımı aldım. İşte Nur Topu Saçan bedenimi falan sordu. Yüksek ihtimalle işte benim için ya kıyafet yaptırıyor ya da onun çok güzel kıyafetleri var zaten. Onlardan birisini giyeceğim. Benim en merak ettiğim şey peruklar. Çünkü Nur Topu Saçan'ın çok 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 güzel perukları var. Yani böyle muhteşem perukları var. Erken başladık bu arada. Bence erken biter. Çok uzun sürmez gibi geliyor. Yani bir tık makyaj uzun sürer herhalde. Çünkü şu anda saat 10. Gittim 10.30'da kahve çay içtik bir şeyler içtik yalandan 11'de makyaja başladık 12'de bitti 12'de çekime başlasak mis. Bugün benim boş günümdü. Abla geliyor benim evime ama abla biraz rahatsızlanmış o yüzden bugün gelemeyecekti. O gelemeyeceği için ben de size temizlik vlogu çekeyim istedim ama Nur Topu Saçan çağırınca hiç onu kıramadım. Dedim ben ilerleyen günlerde temizlik vlogu çekerim. Herkese merhabalar. Sen çekiyorsun tabii canım. Herkese merhabalar. Ben geldim. Ay, arkadaşım beni bu arada rençlerle falan aldırdı. Tabii canım. Ben hani şoförü yolluyorum değil mi? İndim böyle normal bir yolda. Oradan taksi geliyor. Tabii canım. Aşkım o başka da bir kanallarında oluyor. Tabii canım bizim kanalda rençler. Ay size bahsettim biraz önce gelirken bana makyaj yapsın dedim. Sana nasıl hitap ediyoruz bu arada? Mustafa. Mustafa okey tamam ben Mustika falan dedim. Mustika da diyebilirsin. İkisi de söyleniyor. Ay Mustafa çok yetenekli. Yani. Hem bir drag queen hem bir makyaj artisti. Wow. O da benim çantam. Ay çantasına tikelin çok ağır. Muhteşem. Ben küçük çantaları seviyorum ya. Ve çok kibar. Çantada küçük seviyorsun. Tabii canım. Sadece çantada. Ay şuna bakar mısınız? Bardakları bile var. Çok çok kıskandım. Yani dur. Çok kıskandım. Arda'cığımın hediyesi. Ay aşkım teşekkür ederim. Gitti beni hatırlarsın. Buralar neler oluyor bir bilsen diye. Neler dönüyor. Neler dönüyor bir bilsen. Dönüyoruz o yüzden. Dönüyoruz aşkım. Onur bana yeşil peruk getirmiş. Ama ben pembeyi çok seviyorum. Pembe bağımlısı bir insanım. Günlük hayatımda tırnaklarımı bir ara pembe yaptırıyorum diye bana çok kızıyordunuz. Bu da güzel. Ama ben bir diğerini deneyeyim mi? Gönlüm onu daha yana. Kız her şey dener. Ay bu daha güzel oldu sanki. Çok bu benim en sevdiğim palet yeni aldım. Bu artık üretilmiyor. Bu ilk defa sardım dikeyim ya. Electric olanı. Gerçekten yani bunun pigmentasyonu. Olay sen onu istiyorsan onu yaptık. Sadece şöyle durumumuz var. Benim kaşlarım çok kolay kapanmıyor. Genelde kapanmıyor zaten. Zaten kaşlarımı kapatmak gibi bir fikrim yok. Sadece şu son kısmını birazcık acaba kapatsam olabilir. Diyorum. Son kısmını kapatırsam son tatlı olur. Son kısmını kapatırsam en azından. Ay keşke ben bant getirseydim ne ya. Ne bantı? Ha, böyle. Ben de bantlar var. Zaten peruk takınca gözükmüyor arkası. Ay unuttum. Ben söyle bir Sebastian. Git getir. Ay reçine ile kapatıyoruz bu kaşları. Maşallah. Yarısını bana verseydi. Gerçekten. Annem ve babam beni nereden almış acaba? Sen burada normalde ne yapıyorsun? Ben senin Mac'te çalıştığını biliyordum. Ben Mac'te çalıştım bir dönem. Sonra Mac'ten ayrıldım. Sonra tekstil ve seramik okudum ben üniversitede. Bir süre seramik yaptım. Bir seramikçide çalıştım. Evet. Şimdi tam zamanlı sahne işleriyle uğraşıyorum. Sen Love Dance Point'te sahne alıyorsun. Love Dance Point'te ara ara bir oryantal denemesi yapıyorum. Bence güzel oynuyorsun. Şu an tam bir profesyonel olarak adlandıramasam da kendimi denemeler yapıyorum. Oryantal denemeleri diyelim. Namus lekesini bile kapatan Paisley'cik evet. Gerçekten. Her şeyi kapatıyor ya, her şeyi. Alın yazımı kapatıyor.
Ellerine sağlık ya. Şu gözüme bakar mısın? Bu arada bana takma kirpik ve eyeliner o kadar çok yakışıyor ki. Kirpiklerimiz şöyle bir şey. Ama gözüm eyeliner uygun değil benim. Helal olsun. Yani şurada genelde katlanır. Genelde bana çekemezler. Şöyle yapıyorsun öyle bir durumda. Merdiven eyeliner dediğimiz bir biliyorum, kısım var. Biliyorum. Ben yapıyorum. Ya benim ekibim de yapıyor ama mesela başkaları bana makyaj yaptığında yapamıyorlar. Ben de her zaman beceremiyorum bu arada. Bu sefer oldu. Ben çok İşte Allah'a dua edeceğim bir tık taraftaki için. Yukarı doğru bakmanı istiyorum. Şimdi alt tarafta da bir koyu. Yok sen çok yeteneklisin, yaparsın, ben inanıyorum. Güzel sanatlar okuduğum için direkt resim yaparmış gibi yapıyorum. O yüzden bir parça avantajım oluyor açıkçası. İnsan sensiz nasıl yaşıyorum? Yine arabesk. Fark ettiniz evet, değil mi? Evet ya ben çok bak, seviyorum. Baya nameli namel ama yine arabesk. Geçen bunu konuşuyoruz. İnsan sensiz nasıl yaşıyorum? Hani bunu bir Ebru Gündeş söylese. Bilsen sensiz nasıl ya da Bülent Ersoy bilsen sensiz bildiğin arabesk. Tabii canım yok ben okeyim yeni jenerasyon her şeyi o kadar güzel yapıyor ki şeye de bayılıyorum işte eski olup da yeni jenerasyona uyanlara mesela Gülşen gibi Hande Yener gibi. Ay Mustafa sen benim kahramanımsın neden de? Niye söyle? Ben günlerdir boğaz acısıyla can çekişiyorum. Hafta sonu çok yakın bir arkadaşımın doğum günü vardı ve hani ben acıdan ölüyorum yani boğazım ağrıyor, pastiller, ilaçlar geçirmiyor. Mustafa bana çayıma bal koydu ve geçti. Şu an çok iyi hissediyorum. Ben bütün gün ballı çay içiyorum. Makyajım çok güzel oldu bakar mısınız? Ellerine sağlık gerçekten Mustafa. Çok az bir şeyler kaldı. Ay ben aşk yaşıyorum kendime kafayı yedim galiba. Ay anneciğim özür dilerim. Yıllar yolu dert yolunda ne ilk ne de sonuncu. Ay evet buydu benim periyodum işte bunu taradık bu. Kostüm değişikliğine gittik bence böyle daha güzel oldu sabahlıkla. Bir de üzerime bu tüz sabahlık bitti mis. Ay ben şimdi eve geldim. Hiç bu halimi bozamazdım. Ev bok gibi gördüğünüz gibi arkada markada yok şu anki ceketim o. Her yer dağınık. Çünkü bugün abla gelmedi ve ben temizlik yapacağım. İşim erken bittiği için de bugün yapacağım. Çok mutluyum ve sağ olsun benim canım arkadaşım bir tanem Necdet'im de geldi. Bakmak ister misin? Acaba. Acaba yapacak mıyız bugün saat kaç oldu? Yaparız hızlıca. O kadar böyle 500 tane vlog çekmeyiz artık da. Evi toparlarız, ev bir dağınık mı? Hadi baksana da dün burada yattım. Televizyon izlerken uyuyakalmıştım. Sonra gittim içeri, şurası falan bir tık dağınık. Buraları falan bir toplamam lazım. Burada şimdiki kıyafetlerim burada. Dün giydiğim reel çektim, belki de kıyafetlerim burada. İşte şurada çamaşırlar falan var temiz. Onları falan bir toplamam, dürmem, koymam lazım. Burada ben dürmeyi bilmiyorum Necdet. Bana öğretir misin? Öğretebilirim galiba. Ay şuna bakar mısınız? Sağ olsunlar. Bana böyle bir şeyler almışlar. Ya sizi yiyeceğim. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Ben şimdi duştan çıktım. Makyajımı 5 yılda temizleyebildim çok şükür. Ay arkadaki şeylere bakar mısınız? Önce ilk işim onları kaldırmak olacak zaten. Ama Necdet birincisi benim temizlik malzemesi sipariş etmem gerekiyor. Onlar da mı yok? Kadın söyledi bitmiş. En son abla gelmişti ya. Ay bakar mısınız? Onur'un bana hediyesini. Çok tatlı. Şimdi. Ben şu tüyleri dökülmesine zarar gelsin istemiyorum. Sonuçta bu benim değil. Bunu bir buraya koydum. Ay süper. Çünkü bu emanet, bu gidecek. Dün Reels için kullandığım kıyafetlerim var. Bunları da giysi odasına götürüp Asma'ya ne derim? Bence evet derim. Burası böyle kalsın. Ben şimdi içeri geçiyorum. Necdet'le bir yemek yiyelim. Ben bugün hiç Türk kahvesi içmedim. Hayır dağıttım bu arada. Hiç Türk kahvesi içmedim. Türk kahvesi içeyim. Bir kendime geleyim. Bir enerjimiz gelsin. Sonra evdeki temizliğe başlıyoruz. Zaten siparişlerim daha önce gelir. Birlikte toplayacaktık ama bütün evi sen topluyorsun şu an. Yaşasın. Yok genelini topluyor böyle şey dağınıklığı. Ben makineye çamaşır atacağız. Çarşafları değiştireceğiz. Aşkım sen dur. Arkadaşlar da geliyor. Alo efendim. Benim işim çıktı. Orada ben gideyim. Tabii canım. Ay ben de. Bunları içeri giysi odasına götüreceğim. Yemeğimizi yiyeceğiz, kahvemizi içeceğiz, temizliğe başlayacağız. 2000 years later. Ay bir uyumuşum, bir uyumuşum, bir uyumuşum. Şimdi uyandım. Evi falan asla temizlememişim tabii. Ay Necdet'le yemek yedik ve ben bayılmışım. Sonrasında hiç böyle kıpırdamamışım bile yerimden yani. Sağ olsun beni uyandırmaya yakın etmiş canım arkadaşım. Uyandım. Şimdi artık spagetti falan yapamam bu saatte. Nasıl yapacağız? Altta komşular delirdi. O yüzden bir Türk kahvesi yapalım. Bari genel evi toplayalım. Hani süpürge ve villa da yarına kalsın. Onun haricinde makyaj masamı toparlayayım. Şurayı toparlayayım. Makineyi çalıştırayım. Kıyafetleri bir yıkayayım. Çamaşırları... Ay!
Bu ses ne? Buradan çıktı ses, korktum. Sen en iyi yapacağın şey çamaşırları katlamak. Çünkü ben hiç çamaşır katlayamıyorum. Aa aşkım, çamaşır katlamakta ne var? İki kıvran kıvırıyorsun, kapatıyorsun, bitti. İşte her yiğidin harcı değil. Ay ben salonda uyumaktan o kadar keyif alıyorum. Sizde de oluyor mu bu? Yani böyle salonda kıvrılıp sıcacık gibi uyumaya bayılıyorum. Aldım tezik malzemeyi göstereyim. Dur kız. Aa bunların iki tane mi getirmişler? Yok. Bu havucuf, banyo. Bu mutfak. Aa mutfak istedim mi ben? Yok. Bu da siyahlar için. Bu da beyazlar için. Bu da domestos. Domestos banyoda kullanıyorum. Bunu da şeyde kullanıyorum. Şunu bunun altına koyayım. Şuraya koyuyorum genelde ben. Evet. Saçma sapan eşyalar orada. Bunu sıkacağım. Açman gerekiyor önce. Mesela. Doğru. Al küçük kahvenizi, sonra ağlama bana içine zehir sıkmışsın diye. Ooo gerçekten ay, çok kötü kokuyor. Ay kapat, köpekler geldi. Beyle çık dışarı. Ay çok kötü kokuyor kız. Temizlik yapsak öldük. Nayman lan. Evi patlattık biz temizlik yapar. Kız bu kokular ne? Ay bu ablalara sabır diliyorum ben. Aa. Kız maske getir. Ay sen silahını getir. Ah tırnağım. Ay bu koku var ya, zehir. Boğazım yanıyor da ekstra yanıyor şu anda. Arda bir sonraki temizliğini 2 yıl sonra yaparız. Tabii canım 2 yıl sonra gerçekten temizlik videosunu. Bunu nasıl sileceğiz bence? Evet, ama kız ben bilmiyorum, sen bilmiyorsun. Biz ne yapıyoruz? Bilmiyoruz bir şeyler. Aşkım. Kuru baba ne? Kuru baba ne? Ben başını öyle kahveni iç bari. Çevir sen bir yap. Ben de asla temizlik beklemeyeyim bundan sonra. Yok. Yok 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 yok. İstemem, tövbeler olsun. Nay 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 nay. Sana banyoyu temizleteceğim. Ben mutfağı yaptıysam sıra sana da banyo. Geç oldu aşkım, ben yedim. Kamera bir anda ısındığı için kapandı, biz devam ediyoruz. Kaldığımız yerden beyazlarla. Zaten çok fazla beyazım yok. Sadece çoraplarım var. Ya bu çorapların tek kötü yanı, siyah ayakkabı giydiğimde direkt içinin o derin rengini alıyorlar. Evet. Aşk olsun. Kız ne yanıyorsunuz? Peki dur, biliyor musun hangisinin hangi delik olduğunu? Evet kız, o kadar. Şimdi unuttum, tutuyorum. Bu neydi? Deterjan. Şu deterjan yine. Evet, of çok abartma. Öbür tarafı yumuşatıcı. Hı-hı. Yumuşatıcıma bakayım var mı? Ay var mı? Ulan ben güzel kokuların hastasıyım. Valla normalde kapakla koyuluyor, bir kapak. Ya. Evet. Ne olsun, koyduk artık. Domestos'u getirsene, bunu bana annem öğretmişti. Deterjanın arasına Domestos'u karıştırdığında beyazlar için bembeyaz oluyor. Aa. Evet. Ben bunu azıcık deterjanı böyle çok azıcık. Oh. Çünkü zaten aşkım bu normalde bir şey değdiğinde rengini açıyor. Ya tam beyaza değdiğinde açmıyor. Renkli bir şey değdiğinde açıyor. Hmm. 60 sıcaklık sıkması 900. 60 okey. Yani, 1 saat iyi aşırı mi? Aşırı kirli olduğu zaman da mesela beyazların minimum 90'da yıkamak ya lazım. Peki 1 saat iyi mi? İyi. Hızlı yıkama başka aşağı oluyor mu? Yeter yeter. 1 saat hani. Aynen. O zaman başla. Bunu mesela nereye sıkabiliriz? Ne yazıyor onun önünde? Ne o? Bu domuzu çok güzel. Rozmanlarda satıyor. Kanet aldırdı bunu bana. İçine sıkılıyor da. Kir ve kireçler. O zaman buraları sıkılmıyor bu. Bakayım. Oraları ne sıkacağız? Şuralara. Ama bak fotoğrafta orayı gösteriyor. Ay bu ne? Ay olamam kız. Kar yağdı. Böyle mi kız? Hiç elime yakışmıyor. Evet, asla. Ve bunu hani eldivenle falan yapıyorlar evet. Herhalde de boşver. Yaptın artık arkadaşım. Ay o kadar bilmiyorum. Ay o kadar yaptım artık. Evet, iğrenç. Ay. Doğru. Mesela... Bravo işte, gerizekalı ben. Estağfurullah.
Tırnaklar patlayacak burada. Allah korusun. Şimdi mesela o klozetin kapağını kapanan yerine, o oturduğun kısmı başka bir şeyle temizlemen gerekecek. Ya. Yani. Bu kadar her yer farklı bir şey mi kullanıyor kız? Hayır. Burası çünkü pis olan taraf ve diğer taraf senin poponu koyduğun yer ya, hani oraya başka bir şey, oralara değdirdiğin bir şeyi oraya da değdiremezsin. Tabii canım, bir çok olmasın, o kadar değil. Yani. Aferin. Senden olurmuş. Aa, olay oldu. Ya bak, gördün mü? Mis bu kadar, bitti. Hadi girebiliriz. Ay çok güzel koktu, neyse. Ya.